kadı kadınlar ne ister? Oynayan Mel Gibson. Biliş! Wait! Çok güzel haberlerim var. Nedir? Ankara'ya gidiyorsunuz. Yarışmak için. Ne yarışması ya? Bizim okulumuz için sen ve Oktay dans ediyorsunuz. Çok güzel. Ciddi olamazsınız. Neden olmayayım? Ciddi olmak çok mu zor? O bir deyimdir Mrs. Brown. Ben sizin deyimleri bir türlü öğrenemiyorum. Gerçekten harika oldu ya. Monotonluk bitti. Hayatımda değişik bir şeyler oluyor. Yaşasın. Hey o, hey o. Evet ya. Değil mi? Buyurun Mrs. Brown. Otursaydın Canan. Senin evinde yeteri kadar kaldık Nilüfer. Benim de bir sürü işim var. Hem biraz daha burada durursak yaptığımız kekten kırıntı bile kalmayacak. Aman be, gözünüze battı. İyi ki bir lokma yedik be. Yemiyorum. Yemiyorum ya. Bence sen bizim eve gel de kahve içelim. Bakarsın beni şarar. Sabah çok morali bozuk gitti. Aklım onda kaldı. Düzelir, merak etme. Ortalığı toplayayım geleceğim. Hoşça kal. Güle güle. Ay. Ay, sen nasıl sakin duruyorsun Bediş? Ben bile heyecandan sakız çiğneyemiyorum vallahi. Aslında Ankara'ya benim gitmem lazımdı kızlar. Şu meşhur Ankara kızlarını cazibemden mahrum bırakmak beni gerçekten üzüyor. Ay sen gidersen ben de gelirim dedim. Ama Banu, senin Afrika'ya aslan terbiyecisi olarak gideceğiz. Sonra terbiyesiz bir aslan seni yiyecek, ben de rahat edeceğim. Aslanlar niye sadece beni yer? Ay senin de ayrıcalığın bana yok. Kimyon, bana bir sakız verir misin? Tabii al. Bak Banu, sen bunun içine de ağzın meşgul olsun, çok fazla konuşma. Artık evlere gitme zamanı geldi. Aa tabii, hadi gidelim kızlar. Ah, giderken Banu'yu unutmayın kızlar. Zamanı geldiğinde ben kendim gitmesini de bilirim. Siz gelmiyor musunuz? Biz sizin gibi tavuklarla beraber uyumuyoruz Bediş. Bu insan iyi olur Oktay. Yarışmada formda olman lazım. Aa, sen beni merak etme Bediş. Ben burada kalıp güzel kızların arasında daha iyi forma girerim. O güzel kızlara içecek bir şeyler de ısmarlamak istersin herhalde. Herhalde. Bari sana yardımım olsun. Bak, sen aslında bunu tutsaydın ne iyi olurdu. Ne yapıyorsun Bediş? Aa, çıldırdı iyice ama ha. Ya baba, evde başka gazeteler de var ya. Birini alıp okusana ya. Ya dur bir dakika ya. Tam başa okuyoruz. Sen de sayfayı değiştirip duruyorsun ya. Kırpıştırma şunu be. Allah Allah. Hem ne demiş atalarımız? Nerede beleş? Oraya yerleş. Yani baba, senin kadar cimri birini tarihler yazmamıştı vallahi şimdi ya. Gene neyin kavgasını yapıyorsunuz? Ya canım, şu babama bir şey söyle ya. Bir gazeteyi rahat okutmuyor ya. Bırakın çocuklar gibi didişmeyi. Bir gazeteyi adam gibi paylaşamıyorsunuz. Hı, duydun mu? Ha evet, duydum. Çok doğru söylüyor. Al bakalım. Burası benim. Şurası da senin. İşte, adam gibi paylaştık. Allah Allah. Ya baba, o parçayı bana ver. Benim orada okuduğum bir şeyler vardı. Ulan! Dur, götürüm onu diyorum sana. Çağırın! Ulan gel buraya! Bu kız iyice çıldırdı ya. Ama sen de arandın Oktay. Niye gıcık ediyorsun şimdi Bediş'i? Görmüyor musun? Büdü erkenden eve gidiyor ya. Ha, sen şimdi erkenden eve gitmeyecek bir kız arıyorsun herhalde. Anladım. İstersen seni böyle bir kızla tanıştırabilirim Oktay. Bak gel buraya. Yarın benim kız bir arkadaşıyla beraber gelecek. Kız da ne kız ama. İstersen o kız arkadaşıyla seni tanıştırabilirim. Ya Ankara'ya gideceğiz ya, ne çabuk unutuyorsun. Ya saçmalama Oktay, unutmadım da ne bileyim, dans işi biraz çocuk işi gibi geliyor bana. Ya boş ver, gitme ha. Ya bir diş başıma bela olur sonra. Sen bulursun bir şey ya. Bak bu kız fıstık gibi Oktay, kaçmaz. Hadi ya. Ben olsam kaçırmazdım. Zaten kaçırmıyorum da. Kızım sen yanlış anlamışsın galiba. Burada değil, Ankara'da dans edeceksin. Ama prova yapmam lazım anne. Hadi baba, sen benim partnerim ol.
Hadi. Ben kim dans etmekteyim, gözünü seveyim ya. Ben bir tek fidayla oynamayı bilirim, ona da halim yok, gözünü seveyim. O zaman sen benim partnerim ol dede. Hadi oradan Sevcek, ben yaşlı başlı bir adamım ya. Ama Mefaret Hanım'ın yanında gencim diyorsun dede. O başka be deş, Mefaret Hanım'ın yanında gençleşiyorum. Hadi lan. Çak. Ah, üstüme iyilik sağlık. Sakın ha, sakın bana dokunma. Hadi. Ay yapma.